Mahmut Erol Kılıç Aynoroz Adası'nda 2. Geçen haftaki yazımda Yunanistan'ın kuzeyinde yalnızca rahip ve keşişlerin yaşadıkları bir ada, yarımada olan Aynoroz Adası'na olan yolculuğumdan bazı aktarımlarda bulunmuştum. Bugün aynı konuya devam edeceğim. Bu gözlemler tamamen bireyseldir. Bu sebepten gözleyenin ve okuyanın mukayeseli dinler tarihi, din felsefesi, dinlerde öz ve biçim, dinlerin dıştaki farklılıklarının ötesinde ortak iç değerleri, religio prenis bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelime ayeti Ali İmran 64 ve benzeri gibi bilgileri nispetinde bir anlam ifade eder. Eğer böyle bir müktesebat yoksa o zaman bir turist rehberinin bugünlerde revaçta olan Yunan adaları tur tarifi gibi olur. Bir kere şunu söylemeliyim ki adada mevcut 20 manastırdan birkaç tanesi hiçbir şekilde turist kabul etmiyor. Aslında benim için dış dünya ile irtibatlarını en alt düzeyde tutan bu yerler daha calipti. Lakin oralara gidemedim. Kimseyle görüşmüyorlar. Bazısının yolunun bile olmadığını söylediler. Oysa keşiş bahir ile peygamberimizin sohbeti gibi ben de tam bir mistik tecrübe yaşayan o hermitlerle sohbet etmek isterdim. Halvet mi daha zor, celvet mi diye sorardım mesela. Mevlana'dan, Hafız'dan bir şeyler okusam acaba cezbeye gelip semaya kalkarlar mıydı mesela bilmiyorum ziyaretçi kabul eden manastırlara gelince, buralarda daha önceden rezervasyon yapmak suretiyle yatılı da kalınabiliyor. Hemen hemen yarısını yani 10 tanesini günübirlik ziyaret ettik. Yatılı kalmadık. Merkez manastırda başpapasın makamı bulunuyor. Fener Patrikhanesi ve Patriğin vekili olarak çalışıyor. Mevcut 20 manastırın başpapazlarının bir araya gelmesinden oluşan bir meclisleri var. Adanın yönetimi bu kurulun elinde. Yunan devleti de tabii ki tam manasıyla arkalarında bulunuyor. Orada dinin, siyasetin üzerinde bir diğer oluşunun bir tezahürü de mesela Rusya gibi, eskiden Bulgar'da varmış, diğer bazı Ortodoks ülkelerin de kontrolünde olan manastırların olması. Din kardeşliği ulusal bağların üzerinde. Hatta Rusya Ortodoksluğuna bağlı manastırın büyük maddi destek aldığı binalarının ihtişamından anlaşılıyor. Putin bile buraya ziyarette bulunmuş. Zaten bölge bütün Ortodokslar açısından kutsal bir ziyaret mekanı. Siyaset erbabı buraları ziyaret ederek manevi destek ve dua alıyorlar. Pek çok kralın ve hükümet adamının ya bizzat ziyaret ederek veyahut bazı hediyeler göndererek dua talebinde bulunduğu ziyaretçi defterlerinden anlaşılıyor. Tabii ki bu da çok hassas bir denge istiyor. O mutlak insivadı olan keşişlerin yaşadığı yerleri göremedim ama onların siyasilerle bir işleri olacağını zannetmiyorum. Ama diğerleri fazla sıkı fıkı olarak siyasilerin kontrolüne girmiş gibime geldi. Şekil, cisim, Efendim bürokrasi öne çıkmış gibi. Hakiki din adamı hizmetlerinden dolayı siyaset erbabına hayır dualarında bulunur ama onlar karşısında vakarını kaybetmez. Talimmaz onların denetimine girmez. Zira bilir ki bilgi gerçek güçtür. Gunan'un manevi otorite maddi iktidar kitabında açıkladığı gibi gerçek otorite spiritüel olandadır. Maddi ve cismani olansa icrai, hükümet ediştir ve üsttekine tabi olarak çalışır. Geleneksel yapının işe işi budur. Modernite bunu alaşağı etmiştir. 1917 Ekim devriminde tepe taklak olan bu yapı, Rusya'da Putin eliyle yapılan karşı devrimlerle yeniden geleneğe uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. Siyasilerin yanı sıra sıradan halk indinde de çok saygın bir yeri var buranın burada yaşayan din adamlarına büyük hürmet besleniyor. Akademiye de açıklar. Aristoteles Üniversitesi'nde çalışan çevre bilim profesörü arkadaş doktora tezini yazarken 3 ay gelip burada bir manastıra kapandığını ve tezini ancak bu şekilde yazabildiğini söyledi. Ayrıca tıpkı tarihte olduğu gibi bugün de bazı günahkarların buralara sığındığını söylediler. Bazı suçluların cezasını çektikten sonra vicdanlarını rahatlatmak için bazı günahkarların da tövbe ederek burada yaşamaya başladıklarını anlattılar bizim bu imkanlarımızın kesilmiş olması ne kadar düşündürücü. Buradan daha pek çok gözlem aktarabilirim sizlere ama bir gazete köşesinde aynı konuya iki haftadan fazla yer verilmesi pek uygun görülmez. O açıdan burada konuyu kesiyorum. Fakat tam da Aynaroz seyahatinden döndüğüm gün ilginç bir tesadüf olarak posta kutuma düşen bir üniversitemizde bir ilçe belediyemizin 3-4 Kasım 2018'de müştereken düzenleyecekleri 9. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu duyurusunu okuyunca derin düşüncelere daldım yeniden. Uluslararası mahitteki bu toplantıda sunulacak tebliğ başlıklarından bazılarını duyurmak istiyorum. Geçmişten günümüze cami mimarisi, tezyinatı, peyzajı, tarihte ve günümüzde örnek camiler, cami ve turizm, cami görevlisinin yetişmesi, sorunlar ve çözüm yolları, geçmişte ve günümüzde örnek cami görevlileri ve benzeri gibi konular. Yani başlıklardan da anlaşılacağı üzere din görevlisinden maksat cami görevlisi demek olur. Arkadaşlar, gelenekte böyle bir kadro ancak din adamına bağlı olarak var. Dini ilimler tahsil etmiş, sonra manevi bir inziva yaşamış, zikir ve fikir ehli kimseler. Din adamını önce din görevlisine, şimdi de cami görevlisine indirgedik. İnhitat en son örneklerini Aynoraz adasından aktardığım gibi bütün dünyada din adamları var. Onlara bağlı din görevlileri var. Yani kilisenin kapısını açıp kapayan, tütsüleri yakan, çanı çalan, sangoçluk yapan, geleni karşılayan ve benzeri gibi işleri yapan görevliler var. Din adamının işi değil bunlar. Tabii ki görevliler yapacak. Lakin din adına bu görevliler görüş beyan edemez, hüküm veremez, ayini yönetemezler, meydan açamazlar. Yani din adamı olmayan yerde din görevlisi olamaz.'' Anlatabiliyor muyum acaba?